olay günü benim yanımda çalışan elemana verdiğim bazı vekaletler vardı. Ünlü sunucu Murat Başoğlu suskunluğunu bozarak gözyaşları içinde basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burnunda yara izi bulunan Başoğlu darp ve tehdit edildiğini iddia etti. Eşinin kendisini iki kez darp ettiğini iddia eden Başoğlu, "Eşim kafama silah dayasa bile ondan şikayetçi olmayacağım" dedi. Hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu da belirten Başoğlu, "Ben namuslu bir adamım, namussuz değilim, benim hakkımda artık televizyonlarda konuşmasınlar" dedi. Dün eşini tehdit ettiği ve yanında çalışan bayanı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü sunucu Murat Başoğlu bugün tekrar Bodrum Adliyesi'ne gelerek olayla ilgili Emre Sönmez isimli çalışanından şikayetçi oldu. Burnunda darp izi olduğu görülen Başoğlu gözyaşları içerisinde yaşananları anlatarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Cep telefonundan eski eşi Sadiye Hande Berme'ye attığı mesajları da gösteren Başoğlu, eşinin kendisine silah sıksa bile şikayetçi olmayacağını belirterek şunları söyledi. Olay günü benim yanımda çalışan elemana verdiğim bazı vekaletler vardı. Onları almak üzere eve gittim. Bundan 20 dakika önce zaten oğlumu eve bırakmıştım. Yani bir ev basma olayı falan yok. Fakat eşim eski bir polisi kendine koruma tutmuş zannedersem. Çünkü ben eve gittiğimde evde bir adam vardı. Daha kapının üzerinde anahtar vardı. Ben açtım girdim içeriye. Yani dedim ki ne yapıyorsunuz dedim. Sadece ettiğim cümle bu. Adam bir üstüme atladı. İşte gördüğünüz gibi beni darp etti. Suratım yaralı, omzum sakat. Raporlarım var. Ama kendisi emekli polis olduğu için işlemleri nasıl yapacağını biliyor. İşte herkese kendine göre raporlar hazırlatmış. Ben kendisinden davacı oldum. Şu anda koruma talebi için müracaatta bulundum. Çünkü polis olduğu için bu işleri iyi biliyor. Kulağıma eğilip seni öldüreceğim, aileni öldüreceğim. Bir daha bu evin önünden bir daha çocuğunu göremeyeceksin gibi tehditlerde bulundu bana. Ben elimi bile kaldırmadım. Çünkü kavga etmeye gitmedim. Çünkü insana sorarlar, kavga etmeye gittiysen niye kavga etmeye gittin? Benim karımla bir alıp veremediğim yok. Her gün hemen hemen eve uğruyorum. Her gün çocuğumu görüyorum. Okuldan ben alıyorum, spora götürüyorum. Burada benim normal bir hayatım var. Bugüne kadar yazılan bütün yalan haberlere rağmen sustum, konuşmadım. Ama artık konuşma zamanı bence. Susmaya gerek yok. Hakkında sosyal medyada sahte hesap açıldığını ifade eden Başoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Görüyorum ki sustukça herkes üstünüze geliyor. Bence yeter. Görüyorsunuz Twitter'da birisi hakkımda beni kin ve nefrete sevk edecek sahte hesap açıp insanları üstüme salıyor. Yani bu bilinçli yapılan bir şey. Bakın bu işin ilk başında FETÖ ile ilgili bazı şeyler söylendi, tamam mı? Ben bunlara hep güldüm, böyle şeyler olmaz diye düşündüm. Benim başıma böyle şeyler gelmez diye. Çünkü ben namuslu bir adam, namussuz bir adam değilim. Ben kimsenin bir lirasına, kimsenin hakkına, hiçbir kulun hakkını gasp etmedim. O yüzden de hakkımda yapılan bütün yalan haberlere rağmen, ya ben beraat ettim televizyonda beraat etmedi diye bağırdı. Arkadaşlar ben beraat ettim mahkemede. Bana istat edilen bütün suçlardan beraat ettim. O yüzden böyle saçma sapan konuşmalar yapmasın kimse. Bana gebersin diye bağıranlardan davacı olacağım. Hepsini. Bundan sonra artık susmayacağım. Herkesle ilgili o televizyonlarda benim hakkımda konuşanların çocuk tacizcisi olduğunu hepiniz gördünüz. Siz asıl insanların kendi pisliklerini örtmek için neler yaptığını görün istiyorum. Ben artık bu bildiğiniz hayatı bıraktım. Bu kameralarla benim işim bitti. Son kez konuşuyorum. Bir daha da konuşmak da istemiyorum. Ben çok ciddi ölüm tehditleri alıyorum. Bu adamlar, bunların da bu emekli polislerin falan hepsinin herhalde görevden atılma FETÖ'cü falan olduğunu düşünüyorum. Onlarla ilgili soruşturma başlattıracağım. Onlarla ilgili sonuna kadar hukuksal mücadelemi vereceğim. Benim olan hakları, mallarıma el konmaya çalışıyor. Ben de bununla ilgili sonuna kadar mücadelemi ediyorum. Hiç ev mev basmadım. Ben karımı falan dövmeye gitmedim. Hiç öyle bir niyetim olamaz. Aksine
yaşadığımız bütün bu olaylara rağmen kendisini çok sevdiğim ve barışmak istediğimi söyledi. Anlatabiliyor muyum? O istemezse, ben 2,5 aydır oğlumu görüyorum, onunla konuşmak istiyorum. Ne isterse yaptım. Bana şunu ver dedi, verdim. Bunu alma dedi, almadı. Ben her şeyi yaptım. Ama kendine koruma diye, tahmin ediyorum eski FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum bunların. O yüzden de görevden atılmış olabilirler, bilemiyorum. Ama bu adamlar polis tutmuş kendine. Yani kendine silahlı adam tutmuş ki benim üzerime saldırtmak için planlı yapılmış bir kumpastı geçen günkü olay. Öyle buradan çıkmadım çünkü görmenizi çok kötü haldeydim. Çünkü spordan eve gitmiştim. Tamam mı? Yani ben işte bir yeni bir imaj yapıyorum. Sakal uzatıyorum, tamam mı? Böyle bir imaj yapmaya karar verdim. Saçı sakalı uzatacağım, tamam mı arkadaşlar? kimse şey yapmasın, hani zor günler geçiriyor Murat, vah 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 falan demeyin. Arkadaşlar çok zor günler geçiriyorum. Dimdik ayaktayım. Allah'ın kulu yıkamaz beni. Tamam mı arkadaşlar? Dimdik ayaktayım. Ben şerefli bir adım. Ben kimsenin hiçbir kul hakkını yemedim. O yüzden kimse beni yıkamaz. O yüzden de televizyonlarda çıkıp o Hakan Ural falan konuşmasın yani. Kimse konuşmasın yani. Hakan benim arkadaşım. Benim nasıl insan olduğumu biliyor. O yüzden konuşmasın yani. Popüler olacağım diye uğraşmasın kimse. Benim üstümden artık haber yapmayı bir bıraksınlar artık. Ben haber olmak istemiyorum ki ya. Ben gündem olmak falan istemiyorum. Benim artık kendi hayatım var. Bakın bugün yıllar sonra ilk defa takım elbisemi, 1,5 yıldır giymediğim takım elbisemi giydim. Ya arkadaşlar, sanmayın öyle biraz hani sakalımız dağıldı falan filan diye şeyimiz, gücümüzü kaybettik falan zannetmesin kimse yani. Dimdik ayaktayım arkadaşlar. Şöhreti ardında bıraktığını belirten ünlü sunucu, benim 14 yaşında oğlum var. Artık onun için yaşayacağım. Benden uzak dursunlar. Ben artık Bodrum'da yaşıyorum. Normal bir vatandaşım. Şöhreti bıraktım. Her gün müzik dinliyorum, kitap okuyorum, dostlarımla vakit geçiriyorum dedi. Basın mensuplarına yaralı burnunu gösteren Başoğlu sözlerine şöyle devam etti. Üstüme yattı. Ya neler yaptı ya? Ben elimi kaldırmadım. Bir tek fiske atmadım. Ama siz hani beni böyle yapıyorsun. Gördünüz. Bir de onu öyle gör derler de öyle değil. Öyle değil yani. Hakikaten çünkü ben kavga etmeye gitmedim. Yani niye kavga edeyim? Kavga edecek bir durumum yok. Tam olarak niye gittiniz eve? Benim çalışanım o evdeydi. Evet. Çalışanıma verdiğim şeyle ilgili, boşanmayla ilgili olan malların devri var, biliyor musunuz? Hani işte arabayı devredeceğim falan, onunla ilgili vekaletler vardı. Fakat o vekaletleri verdim kendisine. Sonra da bir şey oldu. Hande ile bir problem oldu. Ben vekaletleri geri almak istedim. Tamam, vekaletlerimi geri almak istiyorum dedim. Vermiyoruz dediler, bilmem de. Sıkıyorsa gel al dediler. Ya ne demek dedim yani, yarın işlem yapacaksınız, yapılmasın. İstemiyorum yani ben o işlemi. Vekaletimi geri almak istiyorum dedim. Ve o vekaletleri ben izin vermeden kullandırıp dolandırıcılık yaptılar. O Işıl'a yanım hakkını, benim yanımda ya, benim çalışan insan ya. Düşünebiliyor musunuz? Benim şirketimde 5 yıldır çalışan insan, benim iznim olmadan benim vekaletimi kullanıp evlerin devirlerini yaptı. Ve bunlar olsun diye polis tutmuşlar, emekli polis tutmuşlar. Ki ben hani gidip evrakları almayayım diye. Evrakları almaya gidersen dövecekler mi? İşte başıma gelen bu. Kaç gibi oldu bu olay? Ben kötü niyetli olsam o evrakları verir miyim? 7.30'da oğlumu bıraktım. Akşam. Antrenmandan 8'de oğlumu bıraktım eve. Bakın her gün ben oğlumu alıyorum, spora götürüyorum, getiriyorum. Yani benim çocuğumla bir ilişkim var ya. Bir anne nasıl yapar bunu ya? Beni dövmeye geldi diyor. Ya ben her gün oradayım. O gün mü dövmeye geldim seni? Eşi Hande Bermek'in kendisini adam tutup dövdürttüğünü iddia eden Başoğlu, bu ilk değil, ikinci. Beni adam tutup dövdürttü. Bununla ilgili kamera kayıtları var cep telefonumda. Savcılığa vereceğim. Onu şikayet etmemiştim. İnsan gibi konuşmak yerine bunları yapıyor. Sadece konuşacağız. İstiyorsa gelsin kameralar önünde konuşalım. Buradan çağrı yapıyorum dedi. Gazetecilerin eşinizle ilgili şikayetçi olacak mısınız sorusu üzerine gözyaşlarına boğulan Murat Başoğlu şu sözlere yer verdi. Eşim beni silah çekip vursa ben şikayetçi olmam. Siz 16 yıl siz 16 yıl eşim dediğiniz birine
hali içinde yaşadığınız şeyler yüzünden. Sen benim 16'lı karımsın. Annesi vefat etmeden önce. Ne babasına, ne halasına, ne başkasına emanet etti. Benim kızım sana emanet dedi. Olabilir, ben de hatalar yapmışımdır. Yaptığım hatalar da beni ilgilendirir. Tamam mı? Ben onu üzmüşümdür ama pişmanımdır. Pişman olmuşumdur. Şunu söyledim, 16 yıllık karımdı. Sana hak ettiğin sevgiden noksan bir şey yaptıysam, şimdi ayrıldıktan sonra en azından bunu kapama, telafi etme şansını ver. Ya dost ol. Neticede bizim bir tane çocuğumuz var ya. Ona bunları yaşatmaya kimin hakkı var? Tamam, yaşanan bir artık bitsin. Onu yaşattı ama sen bunu yaptın diyorlar. Yaptım, bitti. Oğlum 2 yıl geçti ya. 2 yaz geçti ya. Yeter artık, benim başım, ben beraat ettim arkadaşlar. Bana istat edilen suçların hepsinden beraat ettim. Yani yapılan haberlerin hepsi yalan. Yalan ya. İnanmayın ya.